Müslümanlar Allah'ı sevgiyle anarlarken münafıklar Allah'ı çok azanar. Kur'an'da münafıklar hakkında verilen bir başka önemli bilgi de bu zayıf imanlı insanların Allah'ı çok azanmalarıdır. Kolmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Gerçek şu ki münafıklar sözde Allah'ı aldatmaktadırlar. Oysa o onları aldatandır. Namaza kalktıkları zaman isteksizce kalkarlar. İnsanlara gösteriş yaparlar ve Allah'ı ancak çok azanarlar. Nisa suresi 142 tüm Müslümanlar gibi elbette ki münafıklar da Kur'an ayetlerini çok iyi bilmektedirler. Ayetlerde anlatılan münafık özelliklerinin tamamından haberdardırlar. Dolayısıyla Allah'ı çok zikretmenin Müslümanların önemli bir vasfı, Allah'ı anmaktan kaçınmanın da münafıkların çok belirgin bir özelliği olduğundan haberdardırlar. Normalde bu bilgiye sahip bir münafığın kendisini deşifre etmemek, Müslümanları kendisinin de onlar gibi samimi bir Müslüman olduğuna inandırabilmek için Allah'ı anması, ayetlerden bahsetmesi beklenebilir. Ancak Allah'ın bir mucizesi olarak münafıklar bu güzel ibadeti taklidi olarak bile olsa yapamazlar. Allah münafıkların bu konuda basiretlerini bağlamış, dillerini mühürlemiştir. Samimi bir müslümanın dünyada herkesten ve her şeyden daha çok sevdiği yüce Rabbimizi coşkuyla anması ile münafığın isteksizce ve gönülsüzce imani sohbetlerden kaçmaya çalışması arasında büyük bir zıtlık vardır münafıklar günlük hayatlarında kendi istek duydukları, menfaatlerine uygun olan her konuya saatlerce vakit ayırırlar. Fiziksel açıdan da nefsende hoşlarına giden her türlü faaliyete katılmaya dünden hazırdılar. Spor yapmak, müzik dinlemek, film izlemek, dışarıda gezip dolaşmak, kuaförlerde saç bakımı yaptırmak, maç izlemek, sosyal medyada uzun uzun vakit geçirmek, kendileriyle ilgili paylaşımlar yapmak gibi aktiviteler onlara çok iç açıcı gelir.'' Bunların her birine herkesten önce büyük bir heves ve coşkuyla koşarak giderler. Münafık akşama kadar ne giyeceği, saçını nasıl yapacağı, ne giyeceği, ne tür alışverişler yapacağı ile ilgili konularda saatlerce hiç sıkılmadan muhabbet eder. Bunlardan bahsederken münafığın içi müthiş ferahlar. Elbette ki bunlar her insanın gün içinde yapabileceği son derece makul ve meşru faaliyetlerdir. Ancak münafıklar sadece bu konular söz konusu olduğunda aktif ve şevklidirler. Müslümanlarla birlikte hayırlı bir sohbet için bir araya gelmeleri söz konusu olduğunda içlerini sıkıntı kaplar. Şevksiz, donuk ve heyecanlarını kaybetmiş haldedirler. Özellikle de Allah'ın anıldığı, imani sohbetlerin yapıldığı ortamlarda bulunmayı hiçbir şekilde istemezler. Allah'ın büyüklüğünü, kaderin mükemmelliğini, vicdanı kullanmanın, güzel ahlakın, Müslümanların birbirini sevip saymalarının, samimi dost olmalarının önemi gibi konuların konuşulduğu her yer münafığın müthiş bunalmasına ve sıkıntıya kapılmasına neden olur. Münafıkların Allah'ı anmak ve Rabbimizin anıldığı ortamlarda bulunmak istememelerinin sebebi ise kalplerinde Allah sevgisi yerine şeytana karşı bir muhabbet ve hayranlık duymalarıdır. Allah'ı değil şeytanı dost edinmişlerdir. Dolayısıyla da Allah'ın istediklerini değil, şeytanın isteklerini yerine getirmektedirler. Bu yüzden de Allah anıldığı, Kur'an ayetleri okunduğu zaman münafıklar içten içe büyük bir öfkeye kapılırlar. Okunan her bir Kur'an ayetiyle Müslüman ahlakına tamamen zıt olan kendi münafık ruhlarının açığa çıkıp deşifre olacağını düşündükleri için akıl almaz bir kin ve öfke duyarlar. Allah'ın Kur'an'da münafıkların teşhisini mükemmel bir şekilde yapmış ve münafık alametlerini çok detaylı olarak anlatmış olması münafıkların korkudan dehşete kapılmalarına neden olur. Bu nedenle Kur'an'ı dinlemeye dayanamazlar. Ancak kendilerini gizlemeleri gerektiğinden dilleriyle bir şey söyleyemezler. Ellerinden gelen yapabilecekleri hiçbir şey yoktur. Bu nedenle de kin ve öfkelerini gözlerine yansıtıp en azından o yolla Müslümanlara karşı bir eylem yapmak isterler. Allah Kur'an'da münafıkların Allah anıldığı ve Kur'an okunduğu zaman aldıkları bu şeytani hali şöyle bildirmiştir. Kolmuş şeytandan Allah'a sığınırım. O inkar edenler zikri Kur'an'ı işittikleri zaman seni neredeyse gözleriyle devireceklerdi. Kalem suresi 51. Allah Kur'an'da Allah'ı zikretmek ise muhakkak en büyük ibadettir. Allah yaptıklarınızı bilir buyurmuş ve Müslümanlara kendisine olan sevgilerini onu en güzel isimleriyle anarak ve yücelterek göstermelerini bildirmiştir. Bir başka ayette ise Allah Müslümanlara bu hükmünü şöyle haber vermiştir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Öyleyse yalnızca beni anın. Ben de sizi anayım ve yalnızca bana şükredin ve sakın nankörlük etmeyin. Bakara Suresi 152 Şeytan ise birer birer eğiterek talebeleri haline getirdiği münafıklara Allah'ı anmamalarını fısıldar. Çünkü şeytanın da en istemediği ve canını en yakacak olan tavır Allah'ın anılması, Allah'a samimi olarak bağlanıp onun yoluna uyulmasıdır. Allah bir Kur'an ayetinde şeytanın bu gibi insanları sarıp kuşatarak kontrolü altına aldığını, ardından da onlara Allah'ın zikrini unutturduğunu şöyle bildirmiştir. Kolmuş şeytandan Allah'a sığınırım şeytan onları sarıp kuşatmıştır. Böylelikle onları Allah'ın zikrini unutturmuştur. İşte onlar şeytanın fırkasıdır. Dikkat edin, şüphesiz şeytanın fırkası hüsrana uğrayanların ta kendileridir. Mücadele Suresi 19 İşte münafıklar da yol göstericileri ve liderleri olarak gördükleri şeytanın bu ilhamıyla Allah'ın anıldığı ortamlardan kaçarlar. Ve mümkün olduğunca Allah'ın güzel ahlakından, muhteşem yaratmasından, Kur'an ahlakının gerekliliklerinden, kaderin hayır ve hikmetlerinden, Müslümanların üzerindeki yükümlülüklerden ve sorumluluklardan bahsetmemeye çalışırlar. Bulundukları yerde Allah anılmaya başlandığında münafıkların birden moralleri bozulur. Renkleri solar, rahatsızlanırlar. İçlerini müthiş bir sıkıntı kaplar. Bir anda üstlerine şeytani bir ruh çöker. Yüzlerine iblisane bir ifade hakim olur. Çehreleri nursuzlaşır ve kararır. Ardından da münafık etrafındaki insanlara da bulunduğu bu ortamdan ne kadar sıkıldığını hissettirmeye çalışır bir Kur'an ayetinde ahirete gereği gibi inanmayan münafıkların bu şeytani özellikleri kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Sadece Allah anıldığı zaman ahirete inanmayanların kalbi öfkeyle kabarır. Oysa ondan başkaları anıldığında hemen sevince kapılırlar. Sözleriyle bildirmiştir. Bir başka ayette ise Allah, münafıkların Kur'an okunmasından ne kadar şiddetli bir rahatsızlık duyduklarını şöyle bildirmiştir. Kolmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Ve onların kalpleri üzerine onu kavrayıp anlamalarını engelleyen kabuklar kulaklarına da bir ağırlık koyduk. Sen Kur'an'da sadece Rabbini bir ve tek ilah olarak andığın zaman nefretle kaçar vaziyette gerisin geriye giderler. İsra Suresi 46 Münafıklar Allah'ın büyüklüğünü, ondan başka bir güç ve ilah olmadığını duymaya dayanamazlar. Kur'an'da bildirildiği gibi bu gerçekleri asla dinlemek istemez ve nefretten deliye dönmüş bir halde büyük bir sıkıntıyla hemen o ortamdan kaçarlar dini sohbetler yapılması münafığı çok kızdırır ve rahatsız eder. Allah'ı tenzih ederiz. Münafık huzursuzluğunu ve hoşnutsuzluğunu oflayıp puflayarak ayaklarını sallamaya başlayarak ifade eder. Sıkıntıdan her yeri kasılır, ruhu müthiş daralır. Ruhundaki şeytani hastalık Allah anıldığında yaşadığı bu huzursuzlukla ve vücudunun verdiği şeytani tepkilerle hemen ortaya çıkar. Açıktır ki insan en çok kimi seviyor, en çok kimi düşünüyor, en çok kime yakın olmak istiyorsa kalbinde olduğu gibi dilinde de hep o olur. Müslümanların dünyada en sevdikleri varlık Rabbimiz olduğu ve her an her işlerinde Allah'a sığınıp ondan yardım dileyip onun rızasını kazanmaya çalıştıkları için dillerinde de her zaman Rabbimizin güzel isimleri vardır. Münafıklar da kalpleri hep şeytanla beraber olduğundan gün boyunca dillerinde de hep şeytani fikirler, Kur'an dışı mantıklar, küfri konuşmalar, olumsuz, çirkin sözler, münasebetsizlikler, huysuzluklar vardır. Şeytan, Müslümanlar arasında huzursuzluk, fitne, kargaşa çıkarmak, onları rahatsız etmek için münafıkları bu şekilde kullanmakta, onların ağzından kendi felsefesini dile getirtmektedir. Ancak bu tümüyle münafığın aleyhine dönmekte ve bundan zarar gören sadece münafığın kendisi olmaktadır. Negatif ve şeytani dünyasının, karanlık zihninin ürettiği kirli düşünceler sadece onu huzursuz etmektedir. Müslümanlarla birlikte hem manen hem de zahiri nimetleriyle cennet gibi bir ortamda olduğu halde münafık Allah'tan uzak yaşamanın bir karşılığı olarak cehennem hayatındaymış gibi acı içinde mutsuz bir hayat yaşar.